Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde WordPress'in mükemmel bir eklentisini anlatacağım arkadaşlar. Bugün yine güzel bir dersle birlikte beraberiz arkadaşlar. Şimdi bana videolarda çok sorular soruyorlar. Mesela abi oyun sitesi yapabilir misin? Abi oyun sitesi videosu çekebilir misin? Abi işte film sitesi videosu çekebilir misin? Yani bana dövme sitesi videosu çekebilir misin diyenler bile var. Haber sitesi yaptım işte, haber sitesi yapabilir misin falan. Arkadaşlar, WordPress yazılımını bilmeyenler için söylüyorum. Bugün bir WordPress eklentisini göreceğiz. WordPress gerçekten çok güzel bir script'tir arkadaşlar. Yani bir sitedir, hazır bir site. Ve bunu her şeye çevirmek mümkün. Yani sıradan bir haber sitesinden 10 kat daha iyi hale getirilebilir. Çünkü WordPress sıradan bir haber sitesine benzemez. Çünkü yıllardır geliştirilen bir script ve gerçekten çok kalitelidir arkadaşlar. Tam 42 bin tane eklentisi var. 42 bin ve milyonlarca teması var. Yani her şeye çevirebilirsiniz. Haber sitesi olsun, film sitesi olsun, işte alışveriş sitesi olsun. Yani bu geniş bir dünya WordPress. Yani ben bu videoyu bunun için çekiyorum. İşte şu sitesi yapabilir misin, bu sitesi yapabilir misin? Yani bu WordPress ile her şeyi yapabilirsiniz. Bugünkü dersimde Short Codes eklentisini göstereceğim arkadaşlar. Şimdi öncelikle WordPress nasıl kurulur bilmiyorsanız arkadaşlar, kanalıma geldiğiniz zaman burada kanal içi aramadan WordPress kurulumu ya da tema kurulumu, tema kurulumunu bilmiyorsanız her türlü dersim mevcut arkadaşlar. İsteyen olursa kurulum, WordPress kurulum dersini tekrar anlatabilirim arkadaşlar. aynı şekilde Data Life Engine Script'i de bu WordPress tarzında. Onun da yüzlerce eklentisi, teması, bilmem nesi var. Zaten bir sürü dersini anlattım arkadaşlar. Kanal içi arama yapabilirsiniz. Dersime başlamadan önce bana sormak istediğiniz sorular varsa videomun altında sorabilirsiniz. Eğer çok uzun şeyler soracaksanız arkadaşlar, buradan Facebook adresimden bana ulaşabilirsiniz. Bu da site adresim. Buradan da bana ulaşabilirsiniz. Ama Facebook'tan ulaşmanızı tavsiye ederim. Oradan daha iyi yardımcı olurum. Ve anlatmamı istediğiniz dersler varsa lütfen sorun arkadaşlar. Yardımcı olmaya çalışırım. Bildiğim bir konuysa dersini kesinlikle anlatıyorum arkadaşlar. Ama bilmediğim bir şeyse, eğer anlatmıyorsam demek ki bilmiyorum demektir arkadaşlar. Şimdi hemen WordPress eklentisini görelim. Şimdi ben böyle bir WordPress kurdum denemek amacıyla arkadaşlar. Basit, zaten çok basit. Yani önceki script kurma videolarımı izlediyseniz arkadaşlar, şöyle size gösterebilirim nasıl indireceğinizi falan. Öbür script kurma videolarımı izleyen arkadaşlar onlara bakabilir. Aynı şekilde sadece buraya WordPress, Google'a WordPress yazmanız gerekiyor. Zaten TR çıkıyor. İlk başta WordPress Türkiye çıkıyor arkadaşlar. Buna tıkladığınız zaman buradan WordPress'i indirip direkt kurmaya başlayabilirsiniz. Eğer detaylı anlatım, kurulum için detaylı anlatım istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Tamamen Türkçedir. Hiçbir sıkıntısı yoktur. Son en güncel versiyonudur arkadaşlar. Şimdi yani en güvenli script'tir. Yani güvenliği de iyidir. Şimdi WordPress ile alakalı birkaç script göstermek istiyorum size. Şimdi WordPress nasıldır? Sadece böyle bir script mi? Her türlü şekle sokabilirsiniz. Bakın arkadaşlar, bu script bir WordPress'tir. Yani her türlü şekle sokabilirsiniz bunu. Her şeyi yapabilirsiniz. Bu script WordPress'tir veya binlerce var. Yemin tarifleri diyeyim. Aklıma gelenler bunlar arkadaşlar. Yani benim aklıma gelenler bunlar. Yani binlerce script, binlerce site var da WordPress ile ilgili. Benim aklıma gelenler bunlar.
Gördüğünüz gibi bir yemek tarifi sitesi arkadaşlar bu. Türkiye'nin en büyük yemek tarifi sitesi. SEO bakımından da çok iyidir WordPress. Şimdi gelelim eklentisine. Burada yönetim panelinde arkadaşlar WordPress'i kurduğunuz zaman şöyle bir ekran sizi karşılıyor arkadaşlar. Normalde böyle ilk kurulan teması bu şekilde arkadaşlar. Burada konularınız oluyor. Kurduğunuz zaman üyeliğinizde giriş yaptığınızda burada başlangıç diye bir şey var. Buraya tıkladığınız zaman zaten yönetim paneline direkt gönderiyor size. Burada eklentiler bölümü var arkadaşlar. Eklentilere tıkladığım zaman gördüğünüz gibi script'te hiçbir problem yok. Hiçbir böyle bağlı, hiçbir hata verme diye bir olay yok. En güncel versiyonu ve hiçbir sıkıntısı yok. Buradan yeni ekle diyoruz arkadaşlar. Yeni ekleye tıklamayı unutmuyoruz. Burada gördüğünüz gibi binlerce eklentisi var arkadaşlar. Tam 42.000 tane eklentisi var. Hepsi de bedava arkadaşlar. Paralı olanları da var da bunlar hepsi bedava. Şimdi buraya short codes yazıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle ekranı biraz büyütelim. Nasıl yazıldığını da göstereyim arkadaşlar. Short codes diye yazılıyor. Videoyu durdurup bakarsanız bunu aynı şekilde yazdığınız zaman buraya buradayken klavyen burası seçiliyken enter tuşuna bastığınız zaman buradan gördüğünüz gibi short codes böyle bir resmi var arkadaşlar. Tekrar küçültelim sayfamızı. Bunu şimdi kur diyorsunuz. Binlerce eklenti var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi kur diyoruz. Evet şu anda kuruyor arkadaşlar eklentiyi. Biraz bekleyelim. Hiçbir sıkıntı olmadan. Mükemmel güvenlik önlemleri, mükemmel SEO'suyla eklentiyi etkinleştir. Ayrıca bu ücretsiz bir script'tir arkadaşlar WordPress ve tamamen full Türkçedir arkadaşlar. Açık kaynak kodludur ve kodları çok az miktarda olmasına rağmen ben size şöyle bir göstereyim arkadaşlar WordPress'in şeyini. Gördüğünüz gibi çoğu önceki derslerimi izleyen arkadaşlar varsa çoğu script'te bir sürü yüzlerce kod vardı. Bakın WordPress bu arkadaşlar. Şu an indirmiş benim indirdiğim WordPress. Bu kadar kod var arkadaşlar. Çok az gördüğünüz gibi çok az kod var. Yani müdahale etme, kodları değiştirme şansınız da mümkün. Yani çok basit açık kaynak kodlu olduğu için. Ve PHP ile kodlanmış bir sistemdir arkadaşlar. Dünyanın en çok kullandığı sistemdir WordPress. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar kurduk short codes'imizi. Kurduğumuz zaman burada bir yazısı çıkıyor short codes'in. Şimdi bu şu eklentiler kısmını yeniden tekrardan göstermek istiyorum arkadaşlar. Short codes'i anlatmadan önce. Buraya geldiğimiz zaman şuraya tıkladığımız zaman bir sürü daha eklenti ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada binlerce 42 bin tane şuradan arattırarak bulabilirsiniz. Ya da bu eklentilere şu siteden de ulaşabilirsiniz. Zaten buradaki eklentileri şu sitenin içinden gösteriyor size. WordPress yazdığınız zaman Google'a burada trwordpress.org yazıyor. Biz sadece wordpress.org'a giriyoruz. Yani yabancı sitesine giriyoruz. Buradan plugin var. Yani eklenti demek arkadaşlar bu. Plugins'e tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi 41.000 tane eklentisi var arkadaşlar. 1 milyon kişi indirmiş. Yani 1 milyar kişi indirmiş. Binlerce burada eklenti var. Buradan da aynı şekilde bulup indirip kurabilirsiniz arkadaşlar. Zaten sitemizin içindeki bu eklentileri bu siteden gösteriyor arkadaşlar. Şimdi bunu kurduğumuza göre Short Stories'in menüsüne gelelim arkadaşlar. Kurduğumuz eklentinin.
Buna tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi burada yeni eklentiler de ekleyebiliyorsunuz. CSS kodları falan burada kaydedebiliyorsunuz. Böyle özellikleri de var. Example'a tıkladığımız zaman burada bu eklentinin özelliklerini gösteriyor. Mesela şuna bir bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle spoiler falan kodları ekleyebiliyormuşuz. Çok güzel. Burada kodunu gösteriyor. Şu kodu aldığımız zaman şu şekilde bir görüntü çıkacakmış. Ya da şöyle bir şey var arkadaşlar. Mesela spoiler vereceksiniz. İsteyenler okur, okumak istemeyenler de bu şekilde durur. Bu şekilde özellikleri var. Özel butonlar yapabiliyorsunuz. Burada folder, mesela bir dosya indirme sitesi yapacaksınız. Böyle dosyalarınızı böyle gösterttirip buradan indirttirebilirsiniz arkadaşlar. Başka ne eklentileri var? Bakalım arkadaşlar. Bir sürü eklentisi var. Gördüğünüz gibi konularınızı böyle yan yana ikili şekilde böyle dizebilirsiniz konularınızı. Hani normalde konular şöyle benim sitede de gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle aşağı doğru iniyor ya yazılar. Bunları yan yana sıralayabilirsiniz bu eklenti sayesinde. Gördüğünüz gibi üçlü şekilde yapabilirsiniz. Burada dörtlü şekilde mi ne bir şeyler diyor. Bu şekilde yapabilirsiniz. Burayı uzun yapıp burayı kısa yapabilirsiniz. Bunlar şuradaki kodlarla yapılıyor arkadaşlar. Sadece içindeki yazıyı değiştireceksiniz. Tabii bunların konu eklerkenki yerde kod bölümünde kod ekleniyor arkadaşlar. Burada sadece gösteriyorum ben. Oradan yapacağız zaten. Buraya girmenize bile gerek yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle butonlarımız var. Şimdi burada da kodları alabiliyorsunuz butonların. İsimlerini de değiştirebilirsiniz. Mesela isimleri buradan değiştiriyor. Mesela ne yazayım? Download ya da buraya indir yazabilirsiniz. İndir. Film indir. Ya da program indir. Program sitesi yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. İstediğiniz tarzda siteyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buton şekilleri böyleymiş. Gerçekten güzel. Bunların şimdi nasıl eklendiğini zaten göstereceğim. Böyle havalı butonlar da var. Şu şekilde. Bunların hepsini ekleyebiliyoruz bu eklenti sayesinde. Aynı zamanda burada animation var. Yani görsel efektli şekilde geliyor. Bakın üstte şimdi göreceksiniz. Gördüğünüz gibi böyle efektli bir şekilde geliyor. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde de efektler yapabilirsiniz konularınıza. Konu eklerken kullanılıyor bunlar. Ya da böyle bir pencere şeklinde. Bakın buton efektli olarak geliyor arkadaşlar. Tab menü var arkadaşlar. Tab menülerde kullanabiliyoruz. Bunlara baktık zaten. Burada başka neler var arkadaşlar? Gördüğünüz gibi bu şekilde de yapabiliyorsunuz. Şunlar neymiş? Burada kodlarını veriyor. Bunlar ne tam olarak ben de bilmiyorum. Bu neymiş? Evet, bu şekilde pencere şeklinde gösteriyor. 3 tane spoiler birden ekleyebiliyorsunuz. Ya da şu şekilde üçlü ekleyebiliyorsunuz. Dörtlü. Spoiler ne demek? Gizli metin demek arkadaşlar. Mesela bir film sitesi kurdunuz arkadaşlar. Film sitesinde işte bazıları diyor ki abi filmi anlatma ya diyor. Niye anlatıyorsun ki diyor. Ben bu filmi bir daha izlemem. İşte böyle spoiler koyduğunuz zaman bu gizli metin yani bazıları anlatma diyor ya filmi. Onlar için böyle şeyler yapabilirsiniz. Bunu açtığı zaman konu gözükür. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Yani bu işe yarıyor aslında. Hemen arkadaşlar şurada yazı bölümü. Konu siteye konu buradan ekleniyordu arkadaşlar. Yazı bölümü ekle diyorum. Mesela bir tane deneyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi short kodun butonu otomatik olarak burada gözüküyor. Buradan istediğimiz gibi bütün kodlara ulaşabiliyoruz arkadaşlar. İstediğimiz gibi ekliyoruz. Otomatik olarak eklenti buraya butonumuzu eklemiş. Mesela şuraya kolay video dersleri deneme diyeyim. Bu bir deneme yazısıdır. Şöyle biraz büyütelim arkadaşlar ki siz daha rahat görün diye. Bu bir deneme yazısıdır dedim.
Live video dersleri, çalışma, short codes. Görmemiz açısından bunları çoğaltacağım arkadaşlar şimdi. Şöyle çoğaltalım. Bunu şöyle bir kaydedelim. Şöyle siteyi görüntüle diyoruz buradan. Sitemize bir bakalım nasıl bir şey olmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir konu ekledik arkadaşlar sitemize. Tabii şu görünümden ibaret zannetmeyin WordPress arkadaşlar. Diğer siteleri gösterdim zaten. İstediğiniz gibi tema giydirerek, istediğiniz gibi bir görüntüye, haber sitesi görüntüsüne sahip olabilirsiniz. Yani burada haberleriniz olduğunu düşünün. Mesela şöyle ana sayfasına gelelim. Haberleriniz olduğunu düşünün. Böyle geziyor falan haberler, konular, işte bölümler, işte makale. Diyelim ki burada haber şeyleri oldu. Flash haberler, dünya haberleri, dünya gündemi bilmem ne. Her türlü şekilde ayarlanabiliyor arkadaşlar WordPress. Her türlü şekle giydirilebilir. Şimdi bu kodlar nasıl ekleniyor? Şimdi bunu kod olarak ekliyor arkadaşlar. Mesela insert bir tanesini deneyelim. Binlerce gördüğünüz gibi lightbox şeklinde de ekleyebiliyoruz. Mesela bir tane buton ekleyelim. Butonun özellikleri diyor. İşte buraya linkini koyuyoruz. Mesela bir indirme linki bulalım arkadaşlar. Nereden bir indirme linki bulabiliriz? Kendiniz bir siteye download da yapabilirsiniz. İndirme linki de yapabilirsiniz. Mesela ben şu Yandex'ten bir tane linkimi koyayım buraya. Videolarımın altında da veriyorum ya bazen indirme linkleri. Deneme olarak böyle bir link vereyim. Mesela mesela Transition diye bir videomun linki var. Şuradan hemen linki kopyalayayım arkadaşlar. Göstermek amacıyla. Şuraya linkimizi yapıştırıyoruz arkadaşlar. Burada renklerini falan her şekilde ayarlayabiliyormuşsunuz. Bir sürü title'ını yazabiliyorsunuz buraya. İndir site. Site indir. Butonun ismi olacak. WordPress indirdiğim, sallıyorum tamamen. Gördüğünüz gibi böyle bir kod ekliyor arkadaşlar. İsterseniz güncelleyip bir bakalım nasıl bir görüntü olduğuna. Şöyle sayfayı yenilediğimiz zaman gördüğünüz gibi WordPress indir dedi arkadaşlar. Bu şekilde bir buton koydu. Şunu şöyle aşağı indirelim. Başka ne kodlar ekleniyor? Görelim arkadaşlar. Menü. Menü şeklinde yazılar da yapabiliyoruz. Mesela burada galeri var arkadaşlar. Slider ekleyebiliyorsunuz. Slider nasıl? Mesela haber sitelerinde slider nasıl slider yapabilirsiniz? Mesela haber sitesi. Mesela Hürriyet sitesini açalım. Şunu gizle diyelim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir örnekle göstermek istiyorum. Bakın burada arkadaşlar gördüğünüz gibi burada mesela bir slide oluşturmuş. Mesela günün Gülben Ergen resimleri ya da işte Deniz Seki resimleri şeklinde bir slide oluşturmuş. Mesela şöyle magazin gündemi yok mu ya? Magazin gündeminde ben çok görüyordum bunu. Kelebek. Satayım. Reklam girdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar internetten para kazanmayı anlatıyoruz. Bakın reklamı izlettiriyor bu adam bize. Bir kedide aradığım özellikler. Mesela gördüğünüz gibi bu şekilde yapmış. Şimdi bu şekilde resimleri mesela Özcan Deniz'in kedisini kadına benzetti. Şimdi bu resimleri böyle şimdi haber sitelerinde oluyor ya, geçiyor ya böyle. Bu şekilde yapabilirsiniz. Mesela buraya geldiğimiz zaman arkadaşlar şöyle biraz ufaltalım. Buraya geliyoruz. Buradan galeri diyorum. Slider. Buradan
Media Library. Yani kendim seçeceğim resimleri diyorum. Bunlar benim eklemiş olduğum resimler. Sizin nasıl yükleyeceğinizi göstereyim arkadaşlar. Buradan dosya yükle kısmı var. Zaten Türkçe arkadaşlar. Bunları CTRL tuşuna basılı tutarak istediğinizi buradan ekleyebilirsiniz. Basıyorum. Gördüğünüz gibi hepsini otomatik bir şekilde ekliyor arkadaşlar. Yüklüyor hepsini. Biraz yüklesin bakalım. Bakayım videoyu durdurmaya gerek var mı? Yükledi sayılır. Buradan resimlerin isimlerini değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Gerçi buradan değişmiyor galiba. Evet, onların isimlerini, bunlar önemli arkadaşlar. SEO konusunda önemli. Google'da aramalarda birisi resim arattığı zaman sizin sitenizde bulabilir. O konuda onları da gösteririm. Şimdi buradan add to image dediğim zaman gördüğünüz gibi bu şekilde bir şey yaptı. Buradan limitini arttırabiliyorsunuz. Pencere şeklinde buradan boyutunu yükseltebiliyorsunuz. Yani resimlerin ne kadar geniş olduğunu falan gösterebiliyorsunuz. Burada speed hızı var, 600 saniye. Şimdi şöyle bir ekleyip bir bakalım. Gördüğünüz gibi böyle sıralıyor arkadaşlar, 25-26. Buradan da ayarlayabilirsiniz. Güncelle diyorum. Ve sitemizi bir yenileyelim. Bakalım nasıl bir görüntü oldu. Mesela bir konunuzda birkaç tane birden resim göstereceksiniz. Tek bir konuda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde konularımız ekleyebiliyoruz. Mükemmel bir özellik. Buraya da isim falan yazabilirsiniz. Şuradaki yazıları da şurada ortam diye bir şey var arkadaşlar. Buraya geldiğiniz zaman ortam kütüphanesi diyor. Gördüğünüz gibi burada bunların şeyleri var arkadaşlar. Şuradan resimlerini değiştirebiliyorsunuz. Bunların resimlere bir isim atabiliyorsunuz. Mesela bu adamın ismi neydi bilmiyorum. Neydi lan bu adamın adı? Şöyle buraya yazı yazabilirsiniz. Ya da buraya mesela şuraya Uncharted 4 videosu şeklinde yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde düzenle dediğiniz zaman güncelle diyorum. Bakalım başka ne özellikleri var arkadaşlar. Burada yazılar. Buradan ekleniyordu bizim konu. Yazılar bölümünden arkadaşlar. Şurada yükleniyor. Biraz bekleyelim. Tekrar aynı konumuzu düzenleyelim. Şunları bir silelim arkadaşlar. Bunları gördüğümüze göre sildik. Şimdi insert short code istedik. Bu eklenti. Lightbox var. Box var. Tabs var arkadaşlar. Bu tabs. Bu mükemmel bir özellik arkadaşlar. Yani binlerce özelliği var bu eklentinin. Gördüğünüz gibi bu eklenti gerçekten mükemmel bir özellik. Yani şu eklentiyi şuraya yerleştiriyor. Şimdi şurada content 1 yazıyor ya. Şu ekranı daha iyi büyüttüğümde anlayacaksınız. Şimdi şu content 1, content 2 yazan yerlere biz yazacağımız kodu giriyoruz. Mesela content 1'i ben burada siliyorum. Bu araya istediğiniz bir linki atabilirsiniz. Mesela YouTube'dan bir video buldunuz diyelim. Diyelim ki mesela şöyle bir site. Şunun arasına şurada insert codes'ten YouTube özelliği de vardı. YouTube bir tane videosunu yükleyelim. Şuraya YouTube videosunu otomatik atadı zaten. Insert codes diyelim.
aynı şekilde content 2'nin içine de koyalım bu videoyu. Aynı şekilde content 3'ün içine de koyalım. Ve güncelle diyeyim. Bakalım arkadaşlar sitemize. Şunların görüntüsünü de değiştirebiliyoruz. Bu ortada şeyler gözüküyor ya arkadaşlar. Bunların şeklinin falan bir sürü özelliği var. Değiştirebiliyorsunuz yani, onu da söyleyeyim. Lan nereye geldi? Yönetim paneline geri döndü. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar mesela burada title 1, title 2 diyor arkadaşlar. Görüyorsunuz bakın. Üçü de aynı video olduğu için üçünü de aynı gösteriyor tabii. Ama farklı farklı videolar yapabilirsiniz. Mesela title 2'ye farklı bir video atayım ben. Ne videosu atayım? Şu videoyu atayım mesela. Title 2'ye o videoyu atacağım. Google Lightbox dedik. URL. Bak kendisi otomatik bir video koydu. Ben bunu koyacağım. Yani bunun nerede işe yaradığını da size göstereceğim arkadaşlar. Nerede kullanıldığını da kullandıklarını da göstereceğim size. Şimdi sayfayı bir yenileyelim arkadaşlar. Bu malak gibi bir şey arkadaşlar. Gördüğünüz gibi salak gibi bir adam. Suratını mal gibi boyamış. Neyse. Şimdi arkadaşlar title 2'ye tıkladığım zaman gördüğünüz gibi değişti arkadaşlar. Bu şekilde de yapabilirsiniz. 3'ü değiştirmemiştim zaten. Gördüğünüz gibi bu şekilde de videolar, bunlar nerede mi kullanılıyor arkadaşlar? Ben size onu da göstereyim. Mesela film izle. Film izle sitesinde mesela geldiğiniz zaman part 1, bölüm 1, bölüm 2, bölüm 3, fragman. Bunları zaten çoğaltabiliyorsunuz arkadaşlar istediğiniz kadar. Buralarda kullanılıyor arkadaşlar. Bakın bölüm 1, bölüm 2, bölüm 3 yazmış ya. İşte bunlar aynı bu şekilde kullanılıyor. Bölüm 2'ye tıkladığın zaman bölüm 2'deki video geliyor falan. Bu şekilde ayarlanıyor. Şimdi bunu, şimdi burada şey yazıyor ya arkadaşlar. Neredeydi lan? Şurada title 1, title 2 yazıyor ya. Bunları şey olarak isimlerini değiştirebiliyorsunuz. Şu title kısmına iki tırnağın arasında arkadaşlar, şöyle birazca büyüteceğim size göstermek amacıyla. Şu tırnakların arasında arkadaşlar, tırnakları kesinlikle silmeyin, çalışmaz. Mesela part 1, title 2'ye de part 2, title 3'e de ne yazalım? Fragman. Bunları çoğaltabiliyorsunuz, kopyalayıp kopyalayıp çoğaltabilirsiniz istediğiniz kadar. Bir sıkıntı olmaz. Şunu biraz ufaltalım. Çok da büyüttük. Şuradan güncelle dediğim zaman, şöyle ekrana geldiğimiz zaman arkadaşlar, sayfayı yenilediğim zaman gördüğünüz gibi part 1, part 2, fragman, bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Başka ne özellikleri var arkadaşlar bu eklentinin? Şunları da bir silelim. Yani istediğiniz gibi bir site yapabilirsiniz WordPress sayesinde. Bir sürü eklentisi var. Bakın Vimeo eklentisi var. Burada Corsal Animation. Mesela Box eklentisi var arkadaşlar. Box Gallery. Lightbox eklentisi var arkadaşlar. Bu eklenti nasıl çalışıyor diye şimdi soracaksınız. Pencere şeklinde gösteriyor. White Margin. Mesela ID ne lan bu? İsterseniz ID de belirtebiliyormuşsunuz. Bu eklenti ne işe yarıyormuş lan? Ben de merak ettim şimdi. Şimdi sayfayı yenilediğim zaman evet bu şekilde gösteriyormuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ama ID'si yok dedi. Demek ki oraya ID eklemek mi gerekiyormuş? Content slide bilmem ne dedi. Bazılarının nasıl kullanıldığını ben de bilmiyorum. Şimdi medya eklentisi var arkadaşlar. Mesela YouTube eklentisi. YouTube videolarını falan koymak için. Animation var arkadaşlar. Bu animation'ı da göstereyim. Animasyon eklentileri.
Bir sürü eklentisi var. Animasyonla ilgili de çok fazla özelliği var. Seçtik. Mesela bir sürü çeşidi var. İşte kayarak gelsin, dönerek gelsin, bilmem ne slide şeklinde gelsin, bilmem ne shake diyelim mesela. Şöyle bir deneyelim. Şimdi bizim kolay video dersleri böyle animasyonlu bir şekilde gelecek arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi sayfayı ilk defa giren birisi için bunu sallıyor ilk başta birkaç kere. Ondan sonra duruyor. Bakın sayfayı yeniledim. Gördüğünüz gibi bu şekilde binlerce çeşit özelliği var. Yani sağdan kaydır, yukarı kaydır, işte farklı bir şey yap. Table var. Mesela tablo oluşturma varmış arkadaşlar. HTML'de bildiğiniz HTML'de. Mesela listeleme özellikleri var. O diyor spoiler. Spoiler'ı da görelim isterseniz. Nasıl kullanıldığını. Şimdi spoiler title'ını buraya girelim. Spoiler gizli metin yazalım buraya. Buraya da spoilerimizi yazacağız. Bugün bir film izledim. Manyaktı. Bu spoilerimiz olsun. Şimdi güncelliyoruz arkadaşlar. Şöyle bir bakalım spoiler'e. Gördüğünüz gibi gizli metin arkadaşlar. Şu anda benim yazdığım metin gözükmüyor. Mesela film sitesinde böyle bazı insanlar okuduğu zaman niye anlatıyorsun filmi falan diyorlar ya. İşte böyle gizli metin oluşturabilirsiniz. Burada bugün bir film izledim, manyaktı. Bunları çoğaltabiliyorsunuz arkadaşlar istediğiniz kadar. Yani başka şeylerde de kullanabilirsiniz. Yani daha denemediğim bir sürü özelliği var arkadaşlar. Daha bilmediğim doküman olarak kayıt yapma da var. Mesela kod özelliği var arkadaşlar. Alıntı yapma özelliği. Mesela diyelim ki PHP dersleri vereceksiniz. PHP kodlarını yayınlayacaksınız. Kod olarak böyle ekranda konularınızı kodlar halinde verme özelliği var mesela böyle. Mesela şöyle bir PHP kodu yazalım. PHP. Bu şekilde ekleyeyim mesela. Style default dedi. Style CTRL URL bilmem ne. Buna bir bakalım nasılmış acaba. Alıntı yapıyor gibi bir şey olarak gösteriyor tahminimce. Evet gördüğünüz gibi böyle bir alıntı olarak gösterdi ama içinde kodu göstermedi. Nasıl çalıştığını ben de bilmiyorum. Şu şekilde gösteriyor iki tırnaklar arasında. Rengini mi ayarlayamadık? Demek ki PHP kodları çalışmadığı için herhalde onu şurayı bir silelim. Content varmış. Bunun ID'sini bir yapayım mesela. Shallow. Bir sürü özelliği var arkadaşlar. Yani sayamadığım kadar siz de diğer kodları da bakarak, deneyerek görebilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü dersim bu kadar. Dersimi kapatmadan önce size bir şey göstermek istiyorum. Belki işinize yarayabilir arkadaşlar. Videomu kapatmadan önce bir özellik göstermek istiyorum. Burada arkadaşlar VM aracı yazdığımız zaman arkadaşlar VM aracı Google'a VM aracı
W ile yazılıyor. VM aracı yazdığınız zaman ilk çıkan sonuca tıklıyoruz arkadaşlar. Burada VM aracının sitesini görüyoruz arkadaşlar burada. Burada SEO analiz bölümü var. Buradan sitenizi SEO analizini yapabilirsiniz. Mesela ben kendi sitemin mesela linkini alıyorum burada olduğu gibi. Buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Buradan SEO konusunda yani Google'da en üst sıralarda çıkmak istiyorsanız burada SEO'da ne pardon arkadaşlar. Şimdi burada SEO'da nasıl bir gözüktüğüne bakabilirsiniz arkadaşlar. Sizin başlığınız 22 karakterdir ve uygundur. SEO uyumlu olması için başlığınızın 22 karakter olması, sizin açıklamanız 25 karakterdir, uygundur diyor. Sizin anahtar kelimeleriniz 90 karakter uzunluğundadır ve uygundur. H etiketi kriterlerinize uygundur diyor. Siteniz toplam 14 resim alt etiketine sahip değil. İşte SEO konusundan bu ben kötüymüşüm arkadaşlar. Bu alt etiketi ne oluyor? Burada göstermiştim WordPress'te size. Resimlere bir isim verin arkadaşlar. Eklediğiniz resimlere. Mesela şuradan bir resmin şurada videosuna isim, altyazı, işte alternatif metin tanımını falan resimlere isim verdiğiniz zaman birisi Google'dan sizin resminizi aradığı zaman sizin sitenize de uğrayabilir. Şimdi mesela diyorum ki ben doğa resmi. Görsellere tıkladığım zaman burada da çıkıyor arkadaşlar. Doğa resmi ismindeki şeyler çıkıyor burada. Buraya tıklayarak adam belki sayfayı ziyaret et de diyebilir. Mesela sizin sitenize de ulaşabilir. Gerçi ölmüş bu site galiba da. Gördüğünüz gibi girdi. Gene bakın burada bir WordPress sitesiymiş arkadaşlar. Zaten burada uzantısı da yazıyor. yakupkutak.wordpress.com. Gördüğünüz gibi bir WordPress sitesine düştük. SEO'da demek ki çok iyi ki WordPress. Buradan işte bu siteden SEO'nuzu analiz edebilirsiniz arkadaşlar. Site analizinizi de yapabilirsiniz. Şu kısımdan. Site analiz kısmı var. Mesela dünyada kaçıncı sırada benim sitem. İşte ne bileyim ne gibi özellikleri var. Alexa dünya sıralaması. Backlink var. Görsel indeks var. Bunlar ne için önemli arkadaşlar bunlar? Bunlar şunun için önemli. Sitenizde birisi Google'da arama yaptığı zaman sizin siteniz en üste çıkmasını istiyorsanız bunlarda neyim eksik onlara bakmanız lazım arkadaşlar. Bakın Google indeksi diyor 151 kere indekslenmiş diyor. Yani benim sayfamın 151 konumu galiba kaydetmiş arkadaşlar. Görsel indeks 135 falan. Domain yaşı desteklenmiyor falan bilmem ne. Bu kadar arkadaşlar. Bugünkü dersim bu kadar arkadaşlar. Kanalıma ve videolarıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sormak istediğiniz sorular varsa dediğim gibi arkadaşlar videonun başında da dediğim gibi buradan ulaşabilirsiniz bana. Arada sırada canlı yayınlar yapıyorum arkadaşlar. Canlı yayınlardan da ulaşabilirsiniz. İstemiş olduğunuz dersler varsa çekinmeyin, söyleyin. Yapabileceğim bir şeyse dersini anlatmaya çalışırım. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.